Spor Yaşam Devleti'ne herkese merhaba. Bu hafta Dumbbell serimizin ikinci kısmındayız sizlerle beraber. Yine Dumbbell'la tüm vücut hareketleri yapacağız. Bu hafta biraz daha zor hareketler bizde olacak. İlk hareketimizin ismi Split Squat ve Lateral Raise hareketi. Bu hareketi 14 tekrar uygulayıp 30 saniye dinlenebilirsiniz. Hareket için çift Dumbbell'ımı elime aldım. Bir ayağımı öne aldım, bir ayağımı geriye alıyorum. Split Squat veya Single Leg Squat pozisyonumu aldım. Arkadaki ayağım tekrar parmak ucunda. Dumbbell'larım yanda, gövdem dik, başım dik. Nefesimi aldım. Nefes verirken aşağı doğru çökme eğilimini gerçekleştirdim. Kollarımı yana doğru açıyorum. İndirdim, yukarı kalktım. Aşağı doğru eğil, squat'ını yap. Kolları yana kaldır ve indir. 5 tekrar kendim yapıyorum. Aşağı doğru eğildim, kollarımı yana kaldırdım. İndiriyorum ve yükseldim. Aşağı doğru eğilirken dizimde içeri veya dışarı oynama yok. Tekrar yukarı kalktım. 3 değil. Dumbbell'ı kaldırırken kollarım omuz hizasında, omuzun yukarısında veya aşağısında kalmıyor. 4'ü yapıyorum. Aşağı doğru çöktüm. Son bir tekrarım daha var. Son tekrarımı da yaptım. Dumbbell'ı kaldırdım. Raise hareketini yaptım. İndirdim ve başlangıç pozisyonuna geldim. Split Squat, Lateral Raise hareketini 14 tekrar uygulayıp 30 saniye boyunca dinlenebilirsiniz. İkinci hareketimizin ismi Squat ve Shoulder Press. Bacak ve omuz kasları için bir hareket olacak bu. 14 tekrar uygulayıp 30 saniye boyunca dinlenebilirsiniz. Hareket için ayaklarımı omuz genişliğinde açıyorum. Ayak parmak uçlarım karşıya bakabilir. Squat pozisyonunu aldım. Dumbbell'ları omuzuma alıyorum ve omuzuma sabitliyorum. İlk hareketim squat, çöktüm. Kalktıktan sonra omuzlarımı yukarı doğru press hareketini yapıyorum. Tekrar omuzlarımı indirdim. Squat'ımı yaptım. Yükseldim. Yukarı doğru itiş hareketimi gerçekleştirdim. 5 tekrar kendim yapıyorum. Yüksel, it, tekrar başlangıca gel, squat'ını yap, yüksel, 2, çöktüm, kalktım, 3, dizlerime dikkat ediyorum, çöktüm, kalktım, 4, son tekrarımı yapıyorum, çöktüm, kalktım, 5 ve hareketi bitiriyorum. Squat ve shoulder press hareketini 14 tekrar uygulayıp 30 saniye boyunca dinlenebilirsiniz. Üçüncü hareketimiz hip bridge and chest press hareketi. Bu hareketi 14 tekrar uygulayıp 30 saniye boyunca dinlenebilirsiniz. Harekete başlarken yere uzanıyorum. Kalçamı yavaşça kaldırıyorum. Bridge pozisyonuna geldim. Kalça kaslarım sıkılı. Kollarımla dumbbell'ları ittim ve indirdim. Kalçamı indirdim, yere temas etti. Kalçayı kaldır, sık. Yukarı doğru dumbbell'ları it, press hareketini yap. Dumbbell'ları indir ve kalçayı indir. 5 tekrar ben yapıyorum. Kalça kalktı, dumbbell'lar kalktı, dumbbell indi ve kalça indi. Şimdi 2 değil. Kalçayı kaldırdım ve 2. Nefes ver. Ve 3. Kaldır, sık. 4. Belde herhangi bir baskı yok. Tamam, yük kalçada. Kaldırdım. 5. Dumbbell'ları indirdim, kalçamı indirdim ve hareketi bitiriyorum. Hip bridge ve chest press hareketini 14 tekrar uygulayıp 30 saniye boyunca dinlenebilirsiniz. Dördüncü hareketimizin ismi back lunge ve biceps curl. Bu hareketi 14 tekrar uygulayıp 30 saniye boyunca dinlenebilirsiniz. Hareket için ayaklarımı omuz genişliğinde açıyorum. Dumbbell'ları avuçlarım karşıya bakacak şekilde vücudumun yanında hizaladım. Gövdem dik, gözlerim karşıya bakıyor. İlk hareketim back lunge hareketi. Hareketi yaptım. Çöktüm. Dumbbell'larla biceps curl hareketini yaptım. Dumbbell'ları bıraktım. Ayak değiştiriyorum. Arka adımını attım parmak ucunda. Çök. Dumbbell'ı kaldır. İndir. Ayak değiştir. 5 tekrar ben yapıyorum. Çöktüm. Biceps curl yaptım. Ve 2'ye geçiyorum. Adımını at. Çök. 2. Mutlaka nefes alıp veriyorum. 3. Adımını at. Çök. 4. Son tekrarımı yapıyorum. Adım attım, çöktüm ve 5. Back lunge ve biceps curl hareketini 14 tekrar uygulayıp 30 saniye boyunca dinlenebilirsiniz. 5. hareketimizin ismi crunch hareketi. Bu hareketi 20 tekrar uygulayıp 30 saniye boyunca dinlenebilirsiniz. Bu hareketimiz bir karın hareketi. Yere uzanmam lazım, sırt üstü. Yere uzandım. Sırtımı sabitliyorum, omurgam yerde. Ayak tabanlarım yerde, destek almak amaçlı. Dumbbell'lar vücudumun yanında. Çok fazla uzatmıyorum. Dirseklerim büyük olabilir. Nefes aldım. Nefes verirken gövdemi kaldırdım. Karnımı sıktım. Tekrar aşağı doğru eğiliyorum. Nefesini al. Karnını sık. Aşağı doğru eğil. Hareketi yaparken omuz ve sırt kaslarından yardım al. 5 tekrar ben kendim yapıyorum. Yükseldim. Sıktım. 1.
Dumbbell'lar hep elinde sabit. Yüksel, karnı sık. 2. Yüksel, karnı sık. 3. Mutlaka nefes alıp ver. Karnı sıktık. 4. Bütün yük karında. Karnı sıktın. 5. Boyunda herhangi bir ağrı yok ve hareketi bitirdin. Crunch hareketini 20 tekrar uygulayıp 30 saniye boyunca dinlenebilirsiniz. Spor Yaşam Diyet kanalında bu hafta Dumbbell serimizin ikinci kısmını yaptık. Önümüzdeki serilerde görüşmek üzere, hoşça kalın.